Evet, şimdi şu anda Galips hocamızın evindeyiz. Bu ayki duayenler toplantısını Galips hocamızın evinde yaptık. Kendisine bir sürpriz yaptık. Biz buraya geldik. Hocam, arkadaşlar ne diyorsun? Selam söylüyor musun arkadaşlarımıza? Söylüyorum. Evet. Hocam herkese selamlarını iletiyor. Bir şey diyecek misin hocam? Hocamızı fazla yormayalım. Yavaş yavaş Zeki hocama geçeyim. Yurdokul hocama geçecektim ama Yurdokul hocam yan tarafta, ilk önce sırayı karıştırmadan Sırayı böyle gidelim. bozmayalım. Merhaba dostlar. Bugünkü bu ayki daha doğrusu toplantımızı Garbis hocamızın rahatsızlığından dolayı hem ziyaret ettik hem gönlünü aldık. Burada yaptık. Sağ olsun Yurdakul hocam da bizi yalnız bırakmadı. O da buraya kadar geldi. O da bize şeref verdi. Bütün dostlara selam, sağlıklı, mutlu, nice günler, nice yıllar diliyorum. Çok sağ olun. Evet, sevgili hocam, hocaların hocası Yurdakul hocamız. Merhaba arkadaşlar. Bugün toplantımızı Zeki hocamızın dediği gibi Garbis hocamızın evinde yaptık. Kendisi biraz rahatsız ama iyi gördük. İnşallah daha da iyi olacak. Ben fazla konuşmasını sevmiyorum ama herkese selam, sevgilerimi gönül dolusu gönderiyorum. Evet. Sevgili Alecan Ay hocamız da buradalar. Kendisinden ufak bir şey rica edelim. Ben de çok mutlu oldum. Garip hocamızın ziyaretine geldik. Garip hocamıza acil şifalar diliyorum. Herkese selamlar. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. İşte Galibis hocamızın evi adeta Türk boksunun ufak bir müzesi gibi. Göreceğiniz gibi. Bu ne için ya? Garip hocanın Evet. evi mi bu? Garip hoca da iş Evet. yapmış. Evet. Yapmış. Galips hocamızın, kupaları, madalyaları. Ali Melek rahmetli Evet. Garbis kazandı. Buradalar. Ali Melek. Evet, Galips hocamızın daha Ali önce Melek şeyde benim köşeme bir çıkmıştı. vasiyeti vardı. Hakemlerin sınavı vardı. Ne Beni Türk numaralar bayrağıyla gömün diye şey o kayıt gazetenin kupürü burada. Nişan alayına kadar Kendisine sağlıklı, güzel, uzun ömürler diliyoruz. Türk boksuna çok emekleri oldu. Türk milli takımını en güzel yerlerde, en güzel şekilde temsil etti. Kendisine çok geçmiş olsun diliyoruz sevgili hocamız. Üstüne şöyle bir sünger koydu, öyle oynadı, birini öyle gönderdi. Sonra Ethem'le ikimiz oynadık. İhsan Al Yanak orta hakem. Anlaştık biz şimdi. Dedik beyaz köşede ben vuracağım, Ethem yatacak. O ona sayarken ben öbür beyaz köşeye mecbur gönderecek. Beyaz köşeye gittiğim zaman hakem 4-5 dedi miydi ben de atacağım kendimi yere. Şimdi saydı başladı. Gönderdi beni. Gayet One, basit. sayıyor artist gibi böyle. Oraya gitti 4 dedi 5 dedi bakmadı ben attım kendimi Halbuki yere. ondan sonra 6, 7 deyip sana sayması lazım. Şimdi ben attım kendimi yere. Bir baktı ben yerden bir ona koştu bir bana koştu falan. EABA başkanı vardı o zaman AYBA, AEABA vardı Avrupa. Baktım böyle yaptı. Rahmetli o da rahmetli İhsan Alyanak indik. Bak kaybetti. Kaybettirdik. Ali Melek hep beraber Ethem rahmetli, Ali Melek onlardan biz şeyi kaybettirdik. İhsan Al Yanak'a aşağı indik. Benim maçıma çıkmayın, annenizi ağlatacağım. Ama öyle Ali Melek'le Ethem'le öyle bir anımız Allah var. rahmet İzmir eylesin. Akdeniz oyunları 1971. Ali Melek 10 round oynamış hoca inanın. Ali Melek rahmetli Türkiye'nin en güçlü boktörlerinden biriydi. Allah Allah. Tabii yani şimdi Allah için onun oynadığı müsabakalara, şampiyonalara bütün boktörler bir aşağı bir yukarı kaçardı. Yani onun Kaç kilo? şiddetinde 67, oynamamak için. kaç kilo abi? 71-75 öyle oynadı. İyi boksördü. İyi boksördü.